Merhaba arkadaşlar. Beşiktaş-Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylara geliyoruz arkadaşlar. Beşiktaş ile Trabzon Süper Lig'de bu akşam İstanbul'da yapacakları maçta 130 kez karşı karşıya gelecek mücadele öncesinde iki takımın da eksikleri bulunuyor. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Beşiktaş Trabzonspor maçı ve ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor'un 2-0 galibiyetle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabetle geride kalan 129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı. 31 maçta ise taraftarlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah beyazların 177 golüne bordo maviler 143 golle karşılık verdi. Trabzonspor'u konuk ettiği son 8 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş, tek yenilgisini Ağustos 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda aldı. Beşiktaş ile oynadığı son 2 Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, Eylül 1983'ten bu yana rakibini üst üste 3 kez mağlup edemiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı 4-1 yenen Trabzonspor, rakibini en son 2010-11 sezonunda her iki maçta da mağlup etti. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a evinde 12 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş, iç sahada son derbi mağlubiyetini bordo mavili ekipten aldı. Trabzonspor'a evinde 12 maçtır pardon arkadaşlar. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 6 Süper Lig derbisini kaybetmeyen Trabzonspor, daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Mayıs 1983, Nisan 1985 arasında yaşadı. Beşiktaş maçı, Trabzon maçı bu akşam saat 20.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım Trabzonspor ise Gençlerbirliği'nin ardından skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden ekip, Burak Yılmaz'ın Ocak 2014'ten bu yana gol atmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor. Burak bordo mavili ekibe Süper Lig'deki son golünü Galatasaray forması giyerken attı. Beşiktaş kalecisi Loris Karius'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği iki takımdan biri Trabzonspor. Alman kaleci bordo mavili ekibe karşı oynadığı 3 Süper Lig maçında ceza sahası dışından gol yedi. Bu sezon Süper Lig'de 17 golü bulunan Alexander bu maçta da gol atarsa şota Arveladze'nin ardından Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak. Trabzonspor forması giyen Antoy, Beşiktaş'a karşı sahaya çıktı. 3 Süper Lig maçında 3 gole doğrudan katkı sağladı. Beşiktaş son 16 maçta 3 kez yenildi. Beşiktaş Trabzonspor ile Süper Lig'de
Yaptığı son 16 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 16 randevuda siyah beyazlar 7, bordo maviler 3 galibiyet aldı. 6 müsabakada berabere sonuçlandı. İddia oynayacaklar dikkat etsin arkadaşlar buna. Sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015 İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1 bu sezonun ilk yarısında evinde 4-1'lik skorla aldı. Trabzonspor söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da, Mayıs'ta 2019 Trabzon'da 2-1. Bordo Mavili ekip rakibiyle yaptığı son 13 lig maçında da kalesini gole kapatmadı. Of.